Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemiyle yine sizlerle birlikteyiz. Gündemin 3 tane sıcak konusu vardı. Bunlarla alakalı topluluktan gönderi paylaştım. Hatta artık şöyle yapıyorum. Sürekli video çekme fırsatım olmadığı için elimden geldiğince çekiyorum tabii ki de ama direkt olarak elime gelen bilgiyi hem Twitter'dan hem de YouTube topluluktan veriyorum ki daha sonra mesela haberin üstüne konmasınlar diye. Dün böyle bir olay yaşandı. 2 gün önce De Kuyper'le alakalı bir haber verdim. Dedim ki Galatasaray kiralık sol bekten bonservisli sol bek transferine yeniden döndü. Şampiyonlar Ligi ile limiti açacak ve bu şekilde bundan sonra yani kadrosuna katmayı planlıyor demiştim bu De Kuyper'i ve bunu biraz açalım. Yani burada daha çok ötesi var çünkü transferde. Hani elimde bazı bilgiler vardı. Dün bunları da Twitter'dan paylaştım. Bazı arkadaşlar, kendini duayen zanneden arkadaşlar bu haberin üstüne konmaya çalıştı dün. Sonra da özel haber diye gözükmesi için bu teklif reddedildi dedi ama bu teklif reddedilmedi. İlkay Gündoğan konusu sürekli konuşuluyor. Aylardır konuşuyoruz burada. İlk ben İlkay Gündoğan ismini dile getirdiğimde dalga geçiyorlardı. Şimdi herkes İlkay Gündoğan diye geziniyor ortalıkta. İlkay Gündoğan konusu, De Kuyper. Batista Mendy'yi sormuştunuz. Topluluktan yazdım ama onu biraz daha detaylandıracağım. Bunların hepsini konuşalım. Ama onun öncesinde kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Batista Mendy ile başlayalım hemen. Batista Mendy ile alakalı işte yabancı basında çıkan bir iddia vardı. Ben de Trabzonspor'a yakın bir kaynağı aradım. Dedim ki hani abi böyle böyle Batista Mendy 4,5 milyon euroyu falan aldı Trabzonspor. Yani ben dedim bu iddiayı biraz asılsız buldum ama dedim hani sen ne düşünüyorsun? Bilgiler ne yönde? 10 milyon euronun altına bırakmayı düşünmüyor Trabzonspor dedi. Daha sonra zaten Fransız basında mı ne 10 milyon euro isteniyor diye bir haber çıktı ama 10 milyon euronun da üstünde istenen rakam yani. 10 milyon euronun üstünde bir bonservis beklentisi var. Bu bir. Crystal Palace'ın 9 milyon euroluk teklifi reddedildi dedi. Bu iki. Üçüncüsü ben de dedim ki şöyle bir şey olur mu acaba? Şimdi Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir vesaire bu tip oyuncular var. Kiralık olarak hani böyle takaslı bir şekilde bir durum çözülebilir mi diye düşündüm. Dedim ki olur mu dedim hani Halil, Yusuf var mı dedim Trabzonspor'un ihtiyacı. Yusuf dedi olmaz ama dedi Halil olur. Ancak Halil de dedi yani olmaz. Hani profil olarak söylüyorum. Yani bir forvete ihtiyacımız var ama Halil olmaz dedi. Yani o yüzden bu konuda takas yolu da kapalı. Galatasaray'ın şu anda zaten Oliveira'yı da henüz göndermemişken bir de hani oraya diyelim ki İlkay'ı da aldınız. Kaan Ayhan profilinde bir oyuncuya bir de 10 milyon euronun üstünde bonservis sıkması ne kadar mantıklı geliyor size de bilmiyorum ama şu anda ben bu transferi pek mantıklı görmüyorum. Ancak bilgiler bu yönde. 10 milyon euronun üstünde bonservis, Crystal Palace'ın 9 milyon euroluk teklifi reddedildi ve takasa da pek yanaşmıyorlar. Hadi işte yazanlar oluyor. Abi Zaha'yı verelim, Oliveira'yı verelim. Yani bu verelim dediğiniz oyuncuların maaşları zaten çok çok fazla. Hani onu da tekrardan belirtmiş olayım. Geçelim ikinci konumuza. De Kuyper. Bu arada De Kuyper diye telaffuz ediliyor çoğu yerde ama biz de biliyorsunuz hani yorumlarda zaten hemen böyle yanlış bir şey oldu mu? Orada bekleyen ve hemen yanlışını doğrusuyla değiştiren bir kitle var. Gerçekten beğeniyorum da onları. Millet bazen diyor abi hani kusura bakma da diyor. Bu öyle değil böyle. Yallah ben bundan alınacak değilim. Yani eğer bir konuda bir yanlış varsa zaten onu hep beraber konuşup hep beraber düzeltiriz. De Kuyper konusunda 2 gün önce yineliyorum. Dedim ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni geçip yani playoff'u geçip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalır ve limiti açarsa De Kuyper transferini bitirmeyi hedefliyor. Yani De Kuyper'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu konuyu biraz daha açıyorum. Galatasaray De Kuyper cephesinde bu arada 20 milyon euro vesaire yani bu tip rakam ortada yok. Bunlar piyasa şişirmesi. Galatasaray De Kuyper transferi için Kulüp Brugge'le 10 artı 2 milyon euro yani totalde 12 milyon euroluk bir paketle anlaşma sağladı.
oyuncu cephesinden de yana bir sıkıntı yok. Galatasaray'ın burada tek beklediği nokta limiti açmak. Yani cebe biraz paranın girmesi. Galatasaray De Kuyper transferini tamamladı. Parayı bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nden sonra gelecek parayı bekliyor. Bu konuda da bilgim ve istihbaratım gayet net. Yineliyorum, 20 milyon euro vesaire bu tip bir rakam yok ortada. Twitter'da millet gene birbirini yalanlama şeyine girmiş, yarışına girmiş. Yani bir haber vereceğiniz zaman başkasını yalanlamanıza gerek yok. Oo, yalancı 18 istiyorlar falan. Yani çoluk çocuk çok doldu Twitter'da. Yani sayfa açıp bir yere gelmeye çalışıyorlar ama bunu işte birbirlerini yalanlayarak yapmaya çalışıyorlar. Bir de bunu yapan şey var. Artı 50 EYT'li Galatasaray muhabirleri. Hani onlar zaten bambaşka bir boyut. Hani onlarla artık uğraşmıyorum bile. Ama yani biraz saygınız olsun insanlara da. De Kuyper'le alakalı durum bu şekilde. İlkay Gündoğan'a geliyorum. İlkay Gündoğan'la alakalı dün yine topluluktan yazdım. 3 madde. 1. İlkay'ın Barcelona'yla sözleşmesini feshetmesi. 2. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması. 3. Galatasaray'ın Wilfried Zaha veya o maaş civarına denk gelecek 2-3 ayrılık ya da 2 ayrılık yaşaması gerekiyor maaş limitini açması için. Yani maaş limitinde bir boşluk yaratması lazım Galatasaray'ın. Öncelikle bunlar. Sonra zaten biliyorsunuz Başkan Dursun Özbek konuştu. Hani orada bence güzel de bir goy goy yaptı ki lafı da şuna getirdi. İlkay bir Barcelona'dan ayrılsın, iş bizde. Hani ben bu konuda Galatasaray yönetimiyle alakalı hani birkaç çekincem vardı. Hatta şunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe en başından beri bu transferde daha istekli. Ama dünkü yapılan açıklamalar, özellikle de Dursun Özbek'in açıklaması o konuda taraftarın da içini rahatlatmıştır ki bence gayet güzel de konuştu. Şunları da yazdım. Daha sonrasında toplulukta şunları yazdım. Ardından şak bir anda Manchester City çıktı. Oyuncunun bir dönem Manchester City beklentisi vardı. Manchester City'ye zaten sıcakla bakıyordu. Ancak somut bir teklif yok dedim. Dün işte böyle öğleden sonra o civarlarda Manchester City ve İlkay Gündoğan cephesi arasında şöyle bir görüşme gerçekleşti. Ya bizim işte bir yıllık sözleşme düşüncemiz var. Manchester City tarafı resmi bir teklif yapmadı. Ancak bir görüşme gerçekleştirdi telefonla ve bir yıllık sözleşme düşünceleri olduğunu bildirdiler. Fakat burada İlkay Gündoğan için hala öncelik Galatasaray'da. Suudi Arabistan 20 milyon euroluk yıllık maaş teklifi var. Daha sonra El Nassr kulübünün ismi çıktı zaten. Bu süreç tamamen Galatasaray kulübünün elinde. Ben aşamaları gene söylüyorum. İlkay önce Barcelona ile sözleşmesini feshetsin. Arkasından Galatasaray oyuncu gönderip Şampiyonlar Ligi'ne katılsın. Daha sonrasında oturup arkamıza bir seyredelim bakalım neler yaşanıyor, neler oluyor. Bundan yine söylüyorum aylar önce kimse ben İlkay dediğim zaman ya ne İlkay'ı dalga mı geçiyorsun? Hele ki Euro 2024'te İlkay'ın gösterdiği performans sonrası yine ben haberimi tekrarladığım zaman işte olmaz, imkansız vesaire ama İlkay Gündoğan transferi gayet şu an yakın. Şöyle bir Barcelona ile sözleşmeyi feshetsin zaten başkan da onu vurguladı. Hani Barcelona'dan bir ayrılsın sonrasında bakarıza getirdi hani görüşürüz ederiz. Ama zaten görüşüyorlar aylardır. Hani bunu tekrardan vurgulamama gerek yok. Bu üç konuyla alakalı konuşalım dedim. Konuşmamı istediğiniz konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de unutmayın transfer döneminin sonuna kadar geçerli. İki kişiye sevdiği futbolcunun imzalı tişörtünü vereceğim. Abone oluyorsunuz. Abone olduğunuza dair bir yorum bırakıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Yeterli onun için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.